Ne oldu? Dilek İmamoğlu da oy kullanıyormuş. İzleyebilirsiniz. Ekrem İmamoğlu eşi ve çocuklarıyla beraber geldi oy kullanmaya. Murat Kurum'da eşi ve çocuklarıyla gelmişti. Gördüğünüz gibi bayağı uzun vallahi, bir... Sanki çamaşır asıyor gibi. Oy pusulasını vallahi alıyor. Değil mi? Ne kadar Dilek İmamoğlu beyaz dolduğu için size çamaşırı mı hatırlattı hocam? Böyle bu kadar uzun değil mi? Ve Ekrem İmamoğlu oy pusulalarını alıyor. Aldılar ve mühürlerle beraber, mühürü de alın Ekrem Bey, unutmayın, bak unutunca tekrar geri dönmek zorunda kalıyorsunuz. Evet, kabine giriyor Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde oy kullanıyor, eşi ve çocuklarıyla beraber oy kullanıyor. Kabinde oy kullanma işlemi bitti galiba değil mi? Evet. Bitti mi? Bitti. Demek ki 2 dakika falan sürdü. 1,5 dakika sürdü. Eğer oy verme işlemi bittiyse. Kameralar tabii yoğun. Bitti. Evet, 1,5 dakika. Bizim reklam aramız 1,5 dakikaydı. Tam 1,5 dakika sürdü. Böyle bir hesap yapabiliriz. Hızlı kullandı oyunu Ekrem İmamoğlu. Bakalım adayların kullandıkları... Demek ki tercih çok net belliymiş. Tercih çok netmiş. Acaba muhtar adayını ne yaptı? İyi adaylar, muhtarlara kime oy verdi? Kafası karışık bir seçmen değilmiş yani. Kafası karışık bir seçmen değil. Diğer adaylar açısından da işte 3 dakikayla 2 dakika, 2-3 dakika sürüyor kabinde oy kullanmak. Bazen daha da uzayabiliyor. O yüzden de kuyruklar olabiliyor. Çocuklarıyla beraber 2 oğlu var gördüğüm kadarıyla. Sanırım evet, gençler 1 milyon 32 bin ilk defa oy kullanacak genç var. O gençler arasında mesela Murat Kurum'un da oğlu varmış. Dolayısıyla torunlarıyla, çocuklarıyla beraber adaylar oy kullanmayı tercih etti. Ekrem İmamoğlu da eşi ve çocuklarıyla beraber sandık başında Beylikdüzü'nde oyunu kullanıyor. Şu an tabii uzun bir fotoğraf çekme süreci de oluyor. Evet. Bir sesi varsa, donmadıysa dinleyelim arkadaşlar. Dersin Ekrem Bey'i de kullandı ya. Dersin heyecanlıydı. Foto. Sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi. Biraz onda heyecan var mı galiba? Mikrofonlar indirin şimdi. Mikrofonlar arkadaşlar, mikrofonlar. Hadi bismillah. Başkanım sol taraf. 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 Başkanım sola doğru bakalım hemen. Başkanım. Hemen soldayız şimdi böyle bakalım. Evet. Dur dur, ne yapıyorsun? Kolunu çek. Elim çek. Birazdan belki çıkışta genellikle adaylar ve liderler çıkışta açıklama yapıyor. Çıkışta bir açıklama duyabiliriz, görebiliriz ama tabii çok yoğun bir basın ilgisi var bütün adaylara. Aynı zamanda şimdi akşam saatlerinde oylar sayılacak. Hangi okulda, adayların kullandığı okulda oylar ne olmuş ona bakılacak. İşte merak edilen iller var, onlar tartışılacak. Çok fazla konu akşama birikecek. Murat Kurum akşam Saraçhane'de görüşürüz dedi, ayrıldı. Mansur Yavaş ve Turgut Altınok Ankara Büyükşehir Belediye Bahçesi'nde buluşuruz dedi, ayrıldı. Okullarından, oy verme işlemlerinden. Ekrem İmamoğlu bakalım bir açıklama yapacak mı? Oy verme işlemini tamamladı Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu ve eşi de. Çocukları da oy kullandı. Sanırım küçük oğlu ilk kez oy kullanan 1 milyon 32 bin kişi arasına girdi. Çocuklar da büyüyor. İstanbul'da yerel seçim yaşıyoruz. Ramazan ayındayız. Dilerim ve isterim ki bugün Ramazan ayının o bütün güzel duygularının yaşandığı ve hem oy kullanma esnasında hem sonrasında hiçbir sorunun, hiçbir sıkıntının olmadığı, sandık iradesinin kimsenin hakkına sıkıntı gelmeden, sonuç neyse vatandaşımız kime oy kullanmışsa
onun en doğru şekliyle, sonucun ilanıyla göreve başlamasının ülkemiz demokrasisi, ülkemizin birlik ve beraberliği açısından çok önemlidir ve bu duygularla bu seçimin problemsiz geçmesini elbette diliyoruz. Bugün ailemizle, eşimle ve iki oğlumla birlikte oylarımızı kullandık. Oy demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır ve bu hakkın sandığa atıldığı an itibariyle korunması da şarttır. Elbette bunun korunması ve bunun muhafaza edilmesiyle ilgili kurumlar bellidir ama Türkiye'mizde ne yazık ki bazı konulardaki eksiklikler giderilmediği için sandığın muhafaza edilmesi, şahitliğin ötesinde görev alan vatandaşlarımızla birlikte yürütülmekte. Umarım çağdaş bir seviyeye ulaşır. Ülkemizde oy kullanma biçiminin, oy tasnif, sayım ve tasnif biçiminin ve sonuca dönüşmesinin hiçbir sorun yaşanmayacağı şekilde var olmasını da ilerleyen seçimlerde ve yıllarda hep birlikte yaşarız. Bugün tabii biraz benim için duygusal bir gün. Çünkü 5 yıllık emeğin helalleşme anı, 5 yıllık emeğin helalleşme anı vatandaşımızın oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız, vatandaşlarımız, hemşerilerimiz bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Ben kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapmayı, bütün çalışma arkadaşlarımı, bütün mesai arkadaşlarımı, bütün siyasi yol arkadaşlarımla birlikte en yüksek seviyede yatırımcı, dayanışmacı, icracı bir süreci İstanbul'umuza ve eşitlik ilkesi doğrultusunda hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadan, asla siyasi unsurları önüne koymadan, partizanlığı ve particiliği önüme koymadan bireylerin eşitliği, insanların eşit hizmet alma hakkı üzerinden hareket ettiğimi ifade etmek isterim. Birinin kalbini kırmışsam, birini üzmüşsem bu koca şehirde elbette af dilerim, hakkını helal etsin ama bu memleketin, bu güzel şehrinin başta çocukları olmak üzere gençleri ve kadınları, anneleri bu şehirde en iyi şekilde yaşasınlar diye elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. Çok önemli bir dönemi yaşattığımıza, İstanbul'a inanıyoruz. Dediğim gibi umarım karşılıklı 16 milyon insanımızla bu seçimde çıkan sandık sonucuyla helalleşiriz. Tabii yetki sahibi olmak durumunda da inşallah önümüzdeki 5 yılı en güzel şekilde şehrimize yaşatmaya devam ederiz. Son olarak şunu söyleyeyim. Tabii bu akşam seçim koordinasyon olarak il başkanlığımızda seçimi takip edeceğim. Sandık başında görev alan her arkadaşlarımızın, hangi siyasi parti mensubu olursa olsun, kimsenin hakkının, hukukunun çiğnenmemesi için mücadele vermelerini, sandık başkanı olan yetkililerin de en doğru şekilde süreci yönetmelerinin, hiçbir manipülasyonun olmadığı, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine yakışır şekilde sonuçlandıktan sonra son ıslak imzalı tutanağı alana kadar sandıkların başında kalmalarını diliyorum. Vatandaşlarımızın en değerli hakkı olan oy hakkının sonuca nasıl eriştiğini ya da sonuca nasıl yansıdığını görmek için de bu güzel Ramazan ayında sonuçları beklemek adına okulların bahçelerini tercih edebilirler. Yakın alanlarda bekleyebilirler ve sonuçları öğrenirler. Herkesin gönlü hoş ve rahat olur. Bu bağlamda başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere il seçim kurulu, ilçe seçim kurullarının da gereken hassasiyeti göstermelerini, 21. yüzyıla yakışan, ülkemizin geleceğini belirleyen bu tür seçimlerde de en ufak sorunun yaşanmadığı bir şekilde sonucun bağlanması konusunda
kurallara, kanuna uygun hassas bir dönemi yönetmelerini dilerim. Günümüz güzel olsun. Yarın sabah Türkiye'nin, İstanbul'umuzun çok güzel bir bahar sabahına uyanmasını dilerim. Hepinize teşekkür ederim.